Tanrım sen büyüksün. Aslında gerçekten de çok güzel bir kızım. Sadece küçük gelin gibi biraz tarz yapmayı öğrenmeliyim. Sen onu bırak. Teyzemiz Amerika'dan geliyor. Ve bize çok güzel hediyeler getirecek değil mi? Evet evet tabii. Bırak Amerikalıyı. Tam bir Ayodyalıya benziyor. Şimdi çok lezzetli yemekler yapacağız. Kızartma, atıştırmalık, tatlılar, her şeyi yapacağız. Kızım patlayana kadar yiyebilirsin. Kız kardeşim benim yaptığım yemekleri çok sever. Ah Tanrım sen büyüksün. Evde 3 tane işe yaramaz vardı. Şimdi sayıları 4 oldu. Zavallı Sarita'nın derdine dert eklenecek. Hey tembel gelin. Sen bugün yemek pişirme. Yoksa kız kardeşim senin yemeklerini yedikten sonra koşa koşa evine geri döner. Evet yenge sen en iyisi kraliçeler gibi dinlen. Annem hepimize ziyafet verecek. Tamam. Bak kraliçe gibi oturdun. Demek ziyafet vereceksin. Sen yemek yapabiliyor muydun? Harika. Çok iyi bir cevaptı. Psst, gel buraya. Hadi hadi. Bak ben bütün işlerimi bitirdim. Ona harika bir cevap verdin. Bir taşla iki kuş vurdun. Bak ne diyeceğim sen de şu televizyon yıldızı gibi süslensene. Çok ciddiyim. Bırak şunlar. Kıskançlıktan ölsünler. İşte o zaman sana hiçbir şey yapamazlar. Güven bana. Sen ona kraliçe gibi davranmaya devam et. Bakalım bana ne zarar verebileceksin. Ne zaman akrabalarım gelse kafayı yiyor. Ama yemeklerimin tadına da doyamıyor. Onun akrabaları baş tacı. Benimkiler düşman. Kız kardeşim 40 yılda bir geliyor. Zavallıya demediğini bırakmıyor. Kızım, Tanrı seni korusun. Ömrün uzun olsun. Beni tanımadın mı? Hani senin düğününe gelmiştim. Ne de olsa uzak topraklardan geliyorum. Ettiğim her kelime baldan bile tatlıdır. Ve yaptığım her iş diğerlerinin yararınadır. Gerçekten çok güzelsin. Çok tatlı bir kızsın. Ama sana nazarım değmesin. Ben 7 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Ama Amerika'da yaşamama rağmen ülkemin kültürünü, gelenek ve göreneklerini hiç unutmadım, evet. Oh, anne! Merhaba anne. Tanrı seni korusun. Hadi gidelim biz. İki yüzlü. Bunun dili baldan tatlı ama kalbi taş gibi serttir. Tatlı dilli cadı. Hadi gel gidip bizim Amerikalı'dan biraz Amerika dedikodusu dinleyelim. Vay canına kamla. Kızartmalar gerçekten harika. Bak ne diyeceğim. Böyle kızartmalar Amerika'da bulamazsın. Evet. Aklınızdan neler geçtiğini biliyorum. Vereceğim. Bekleyin, bekleyin. Evet. Al bakalım. Sen okumayı çok seviyordun değil mi? Al kızım, al. Sen akıllı bir kızsın değil mi? Şimdi 23 olmuşsundur, doğru mu? Bu da senin. Senin çikolataların kızım, al bakalım. Yavaş yavaş ye, tamam mı? Ve evet, sana da bir şey getirdim. Bekle bekle, sabret. Evet, al bakalım, sana makyaj çantası getirdim. Keyfini çıkar, Amerika'dan getirdim. Hey! Sen neden orada duruyorsun? Gel buraya kızım, gel. Ah, bu da senin için. Gerçek ipek sarı. Bak, burada böylesini bulamazsın. Sadece Amerika'da var. Bunu da oradan aldım, al bakalım. Bak ne diyeceğim. Hadi çabuk çocuklarını çağır.
Yani sonuçta 10 yıl önce evlendiler. İlk çocuk şimdi 8-9 yaşında vardır, öyle değil mi? İkincisi de kesin kız, öyle değil mi? 5-6 yaşlarında vardır. Onun için de elbise ve oyuncak getirdim. Siz de biliyorsunuz, bu zamanda kadınlar 2 çocuktan sonra bir daha çocuk yapmıyorlar, değil mi? Çağır hadi. Ne oldu? Yoksa babalarıyla dışarı mı çıktılar? Ne diyeyim ki abla? 10 yıl oldu. Ama verimsiz toprak hiç tohum verir mi? Sen söyle lütfen. Bu kızın hala çocuğu yok. Ne? Senin hala çocuğun yok mu? Doktora göründün mü? Yoksa bir sorunun mu var? Söyle hadi. Neden susuyorsun? Açık açık söyle. Söyle de bilelim. Yani ne bileyim. Bu zamanda kızlar hani kilo almamak için mi doğurmak istemiyorlar? Baksana, umarım genç kalmak için öyle saçma sapan ilaçlar falan da kullanmıyorsundur, öyle değil mi? Orada put gibi durma, bir şey söyle. Hadi dinliyorum. Umarım sağlığınla ilgili bir problem yoktur. Yoksa senin gerçekten de çocuğun olmuyor mu? Kamla doğru mu söylüyor, ha? Teyze. Onun bildiği tek şey çene yarıştırmak. Onun dışında başka hiçbir şey bilmez. Munni, sus. Abimin şanssızlığı işte. Nasibine bu düştü. Babli, sus yoksa tokadı yersin. Ey Tanrım, sen büyüksün. Bir kadın başka bir kadın hakkında nasıl böyle kötü... Böyle çirkin konuşabilir. Aman Tanrım, aman. Zaman kötü, çok kötü. Ey Tanrım. Terbiyesiz kadın. Bakın, belli ki bu verimsiz toprak. Hiç çiçek vermeyecek. O zaman onu bu evde tutmanın ne faydası var? Kapının önüne koyun. Bir kadının görevi, kocasının soyadını sürdürmektir. Bir varis vermektir. Verimsiz bir kadın hizmetçiden bile daha aşağılık bir insandır. Atın bu kızı bu evden. Şimdiye kadar neden tuttunuz ki? Bak, oğlumuz yakışıklı, oğlumuz genç. Onu yeniden evlendirelim diyorum. Yeniden, yeniden evlendirelim. Bizim oğlumuza kız mı yok sanki? Neden susuyorsun? Cevap versene. Senin teyzen... Teyzen üzerime iftira atıyor. Saçma sapan konuşuyor. Ona neden çocuğum olmadığını söylesene. Neden? Bu evde neden hiç çocuk sesi çıkmıyor? Neden? Söylesene ona! Orada put gibi durarak kendini kurtaramazsın. Söyle ona! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.